Şunu unutmayalım. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'in NATO üyesi olduğu, Türkiye'nin dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan konumda olduğu zaman dikkat edin şu anda NATO ve Avrupa Birliği sınırını nereden çiziyor? Batıdan çiziyor. Yunanistan'da yaklaşık 22 üs yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Frontex sınır birliğini nereye? Hemen Yunanistan'ın batısına, doğusuna konuşlandırdı. Ve Türkiye'den hiçbir göçmeni kabul etmiyor. Sınırlarını aslında çizdiler bunlar. Dede Ağaç'tan itibaren çizdiler. Ve Türkiye'de artık askeri varlığa da ihtiyaçları yok Türkiye için. Neden? Çünkü Kuzey Irak hepsi onların. Suriye'den %25'i onların. Körfez ülkelerinde istedikleri yerler konuşlandırıyorlar. Ürdün'e konuşlandırıyorlar. Onun için dikkat edin. Eski önemi kalmadı Türkiye'deki üslerin, İncirliğin veya başka bir üsün askeri varlığı. Hemen batıya kaydırdı. Sınır batıda ve Türkiye önümüzdeki 5-10 yıl sürede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maalesef NATO üyesi olup olmaması konusunda problemler yaşayacak. Ama Türkiye'nin şu anda bütün bu tehdit dolu adımlar atılırken ABD tarafından bu sözde Kürdistan hayali devam ederken bir şey daha söyleyeceğim. 2005 yılında Barzani referandumdan önce ABD'yi ziyaret etti. 2015 yılında. Obama başkandı. Obama'yı ziyaret etti. Obama'dan sonra başkan yardımcısı Biden'ı ziyaret etti. Biden'la yaptığı görüşmede basına yansıdı. Aynen şöyle diyor, ben yazılarımda ve makalelerimde kullandım bunu. Biden, Barzani yakınıyor, diyor ki biz 100 yıldır devletimizin kurulması engelleniyor. Biden'ın verdiği cevap şu, Sayın Başkan ikimizin de ömrü Kürt devletinin kurulduğunu görecektir. Çok önemli bir detay. Bakın, bu bir hamaset değil, bu benim bakın. Biden'ın söylediği, Biden şimdi nerede? ABD başkanı. Helikopterler kimin zamanında verildi? Biden zamanında. Evet. Biden ne dedi 8 yıl önce Barzani'ye? Sayın Başkan ikimizin de ömrü Kürt devletinin kurulduğunu görecektir dedi. Görmeye yetecek dedi. Ben yazdım, altına da referans verdim. Şimdi bu taşları birleştirdiğimizde bunu efendim bazı değerli izleyicilerimiz ve yorumcular, değerlendirmeciler diyor ki Naim Paşa veya Naim Hoca veya Naim Babiroğlu güvenlik ağırlıklı bir değerlendirme yapıyor. Ben güvenlik ağırlıklı bir değerlendirme yapmıyorum. Ben Biden'ın söylediğini söylüyorum. Ben helikopter verildiğini diyorum. Yani ABD'nin işi gücü yok. Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden terör örgütüne para harcayıp helikopteri niye versin? İşi gücü yok mu ABD'nin? Veya Genelkurmay Başkanı ile Savunma Bakanı o bölgede niye olsun? Veya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ikili askeri işbirliği anlaşması yapıp silah ambargosunu 1974'ten beri uygulanan silah ambargosunu niye kaldırsın? Niye orada üs olsun? Niye Yunanistan'ın ikili askeri işbirliği anlaşması yapsın? Yunanistan'ı tercih etsin. Zırhlı araçlar veriyor. Verdiği zırhlı araçlar bizim gayri askeri statüdeki adalara konuşlandırıyor Yunanistan. Ruslar arası hukuk aykırı olarak. ABD'nin sözcüsüne soruyorlar. Sözcü diyor ki bizim oradaki araçların bulunduğu yer ulusal çıkarlarımıza uygundur diyor. Düşünebiliyor musunuz bunu? Dolayısıyla bütün bu taşları birleştirdiğimizde maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bugüne kadar ilk kez böyle büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Ciddiye alınmalıdır. Naim Hocam neden dik duramıyoruz? Hükümetin hep bir söylemi vardır ya, dik duracağız ama diklenmeyeceğiz tarzında ama evet. Tamam diklenmeyelim ama dik duralım en azından. Niye dik duramıyoruz? Emre abi ben dış politikanın bu tam bağımsızlık kilometre taşlarını inceledim, merak ettim. Sizin bu sorunuz. Çok teşekkür ederim ona. Beni siyasi iktidarın sağ yelpazesi, sol yelpazesi etkilemiyor. Ben onlarla ilgili değilim. Mesela en büyük dik duruş ne biliyor musunuz? Rahmetli Ecevit, rahmetli Erbakan'ın koalisyon hükümeti vardı. Biri milliyetçi, milli cephe, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Biri sol, biri milliyetçi cephe, milli cephe. Ya rahmetli Erbakan'la rahmetli Ecevit'in koalisyon hükümeti ABD'ye, NATO'ya ve zengin Avrupa'ya rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nı zaferle sonuçlandırdılar. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok daha güçsüz olduğu bir zamanda. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik yönden çok daha güçsüz olduğu bir dönem. Dik durdular. Bir dikliği daha söylüyorum size. Bakın iki tane değişik yelpazedeki siyasetçinin yani siyasi kadronun oluşturduğu koalisyon hükümetinin.
Ve ABD'de biliyorsunuz şiddetli bir silah ambargosu uyguladı Türkiye. Evet. 80 darbesine giden yol açıldı. Evet. Bakın silah ambargosu uygulanınca 1975'te Başbakan Demirel, ben incelediğim için söylüyorum, siyasi yelpaze ile ilgili değil, Demirel Dışişleri Bakanı Kissinger'la görüştü ABD ile bunun kaldırılması için. ABD Başkanı'yla görüştü, kaldırılmadı. Demirel hükümeti ne yaptı biliyor musunuz? Bir gecede Bakanlar Kurulu'nu topladı. Türkiye'de bulunan ABD'nin 21 üst ve tesisini kapadı. Türkiye'de bulunan ABD sivil ve asker 5000 vatandaşı ülkeyi terk etti. Bir gecede. Bakın tam bağımsız. Olabiliyormuş. Bakın. Şimdi yelpaze önemli değil. Biraz önceki yelpaze Milli Cephe sol. Şimdiki yelpaze Demokrat Parti'nin mirasına sahip olan Adalet Partisi Demirel. Şimdi gelin. Ecevit tekrar 78'de iktidar oldu. ABD başvurdu. Biz dedi silah ambargosunu kaldırıyoruz dedi. Lütfen dedi üstleri açın bize dedi. Ecevit dedi ki devlette devamlılık esas dedi. Yani seçimlerde çok birbirlerine ağır şekilde eleştirdiği Demirel'in verdiği onayı bozmadı ve üstleri açmadı Ecevit. Silah ambargosunu kaldırmasına rağmen ABD. Kim açtı? 12 Eylül askeri yönetimi açtı. Evet. Bir de haşhaş yönetimine bakın. Bizim çocuklar başardı dediği. Dediği evet. İki tane iş yaptı. Türkiye'nin milli menfaatlerine tümüyle aykırı. Bir, üstleri açtı tekrar ABD hiçbir karşılık almadan. İki, Kenan Evrenpaşa daha sonra anlarında diyecekler ki Yunanistan'ın NATO askeri kanadına niye hiçbir şey almadan izin verdiniz diye soracaklar. Diyecektir ki Rogers, ABD Genelkurmay Başkanı bize asker sözü vermedi, sözünde durmadı dedi. Yahu asker sözü verdi, sözünde durmadı dedi. Ve NATO'nun yani Yunanistan'ın NATO askeri kadına dönüşünü imzaladı. Şimdi o Yunanistan bizim uluslararası hukukta aykırı olarak bütün ada adacık ve kayalıklara sahipleniyor. Evet. Biz ne diyoruz? Stratejik hata. Ecevit, rahmetli Ecevit 1974'te haşhaş ekimini ABD'ye rağmen açtı. Şimdi bunlar 2003'te bu tezkere krizi var mesela. Hı hı. Siyasi yelpaze önemli değil. Bir baktı ki o zaman Başbakan Abdullah Gül'dü sanıyorum. Başbakan Abdullah Gül'ün döneminde meclis toplandı, bir irade gösterdiler, bir milli duruş gösterdiler. İyi veya doğru, önemli olan milli yabancı askerin Türkiye'de konuşlanmasını istemedi ve tezkere reddedildi hatırlarsanız. Ama meclisin de iradesi vardı. Vardı, hocam, onu diyorum işte meclisin iradesi. Yani meclis toplandı, irade gösterdi meclis. Yani nasıl Erbakan, Ecevit o meclisi, o iktidarı Kıbrıs Barış Harekatı'nda böyle bir irade gösterdi. Biz hepimiz siyah beyaz televizyonun önünde marşları biz heyecanla dinlerdik. Ne sağ, ne sol, ne merkez, ne komünist, ne sosyalist, bir şey bilmezdik biz yani. O marşlarda hepimiz heyecanlanırdık. Şimdi ama 2003 tezkere krizinden sonra Emrah Bey, 2003 çuval kriziyle birlikte maalesef kırılma taşı başlıyor, bardak çatlamaya başlıyor ve o günden bugüne maalesef bizim dik duruşlarımız pek olmuyor. Biz Suriye'ye bir operasyon yaptık. Orada da biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatı'nda 6 gün sonra Trump Başkan Yardımcısıyla Dışişleri Bakanlığı gönderdi. Operasyonu durdurdu ve operasyon siyasi maksadını kısmen elde ederek sonuçlandırılmak durumunda kaldı. Ve PYD, PKK terör örgütü şimdi helikopteri var. Yani bizim aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok zayıf olduğu zaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli donatım araçları olmadığı zaman gerçekten o devlet teşkilatıyla, o siyasi teşkilatıyla dik durmuştur. Ama ne olduysa 2003 bu çuval şey düzeltiyorum. Tezkere reddedilmesinden sonra çuval kriziyle başlayan ve ondan sonra silsile gelen bir durum oldu. Ve bugün şu anda hiç eskiden biliyorsunuz PKK bölücü terör örgütü bir tehditti Emre abi. Biz yaptığımız tehdit değerlendirmemize yıllık ben emekli asker olduğum için söylüyorum. Şöyle değerlendiriyor. 6.000-7.000 teröristi var PKK terör örgütünün. Irak'ta şu kadar, İran'da şu kadar, yurt içinde şu kadar ve ona göre tedbir alınırdı ve 1984'ten beri kahramanca mücadele edildi. Şimdi ya bu tehdit biraz bölgesel terör odaklıydı. Kesinlikle. Şimdi öyle değil ama bir ülke şimdi onu söylüyorum. Tüm sınırları tehdit altında. Şimdi PKK bölücü terör örgütünü şimdi onda çok indi. Kahraman güvenlik güçlerimizin ve askerlerimizin mücadelesi sayesinde ama
10-15 katı gücünde başka bir kardeşi çıktı Suriye'de. Orada 5 bin diyorduk, 6 bin. Şimdi 80-90 bin silahlı bir de helikopteri var. Yani böyle bir durum oldu. Tehdit hiç azalmadı, büyüdü. Büyüdü. Ve şu anda ondan da öte, terör örgütünden ziyade Türkiye dünyanın en fazla göçmenini barındıran ülke durumuna geldi. Bakın böyle bir durumda şimdi biz eğer NATO üye olmasaydık Emrah Bey, hiçbir NATO organizasyonu, hiçbir Batı ittifakı dünyanın en fazla göçmenini ev sahip yapan ülkeyi hiçbir yere kabul etmez. Ben size söyleyeyim bunu. Kabul evet. etmezler ya. İyi ki NATO üyesi olmuşuz. İyi ki masadayız yani. Neden? Ben NATO'nun iyi bir organizasyon olduğunu söylemiyorum. Ama masada olduğunuz zaman karar mekanizmasında bir sözünüz geçer. Yani menüyü beraber yersiniz. Eğer masada değilseniz menünün parçası olursunuz. Evet. Menünün parçası olur. Şimdi hiç olmazsa masadayız biz. O menüden faydalanmaya çalışıyoruz ama işte 2003 bu çuval krizinden itibaren maalesef kilometre taşları, kırılma noktaları zincir evet. halinde geliyor. Ama şu son bu son günlerdeki Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onayı, işte Yunanistan'ın 25 Mart bağımsızlık gününün kutlanması ve ABD'nin bir terör örgütüne helikopter vermesi şudur. ABD şunu söylüyor. Ben size bir tek şunu daha başlamadım. Doğrudan savaş açmadım diyor. Yani sizi doğrudan bombalamadım. Öyle diyor. Şimdi bunun cevabı ne olur? Şimdi 1974'teki o duruma gitsek bağımsız bağımsızlık duruşunda ne olur? Herhalde ABD Büyükelçisi sınır dışı edilirdi sanıyorum. Öyle bir durum olabilirdi. Bilmiyorum tabii. O konulara evet. ben karışmak istemiyorum. Ben tarihçi gözüyle bakıyorum Emrah Bey. Evet. Naim Hocam çok teşekkür ederim. Son bir şey soracağım. Evet, bununla buyurun. Da bitirelim istiyorum. Buyurun. Bu anlattıklarımız özelinde düşünürsek eğer seçimden sonra nasıl bir Türkiye karşımızda olacak? Seçimden sonra ben 37 yıl devlet bana üniforma giydirdi. Ben yoksul fakir bir ailenin çocuğuydum. Antakya'da. Fakir bir köyden, yoksul bir köyden. Yatılı okul arayışında askeri liseye sınavla girdik. O zaman sorularda çalınmıyordu. Fırsat eşitliği vardı, liyakat vardı. Ve devlet beni yetiştirdi, beni general yaptı. Yurt dışında NATO'da görevlendirdi. Birleşmiş Milletler'de görev verdi. Beni Tuğ general yaptı. En iyi yerlerde ve en zorlu yerlerde de görev yaptırdı. Ben devletime her şeyi borçluyum. Atatürk'e her şeyi borçluyum ben Hataylı olarak. Şimdi ben diyorum ki devleti seven, milleti seven, vatanını seven bir insan olarak diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları cetvelle çizilmemiştir. Başka ülkelerin çizildiği gibi. Bunu bir kere herkesin dikkate alması lazım. Başkalarının masada oturarak, sigara içerek çizdiği kalemle çizilmedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları her mezhepten, her inançtan, her etnik yapıdan şehitlerin kanıyla çizilmiştir. Bunun altını çizelim. Hatay bunun en büyük örneğidir. Şimdi burada devleti vatanı seven bir yurttaş olarak nasıl bir Türkiye özlüyorum seçimden sonra derseniz bir. Göçmenlerin ülkelerine gönderildiği veya Avrupa'ya gitmelerinin önünün açıldığı. Madem Avrupa zengin, demokrasiye inanıyor, kendi değerlerinde insan hakları yok mu Avrupa'nın merkezi? O zaman gitsin. Yani göçmen sorununun Türkiye'den kalktı. İki, Türkiye'deki özellikle sınır kentlerinin bu 100 yılın projesi dediğimiz projeyi gerçekleşmemesi için demografik yapısının eski durumuna geldiği. Üç, Doğu Akdeniz ve Ege'de bizim uluslararası hukuka aykırı olarak komşu NATO Yunanistan'ın silahlandırdığı, askerleştirdiği ada, adacık ve kayalıklardan çekilmesinin sağlandığı bir ülkeyi ben önce tahayyül ediyorum, hayal ediyorum. Sonra ben ekonomiye bakıyorum. Ben önce vatanım diyorum, sonra ekonomi. Hı hı. Ben, çünkü ekonomiden çok önemli. Bu devletin kurulması, Hatay'ın elden çıkarılması, top koparılması çok önemli. Çünkü biz vatanımızı cetvelle çizdirmedik. Onu bir kere söyleyelim. Onun için umuyorum hangi yelpazede önemli kim gelirse gelsin
Umarım 1974'lerle 80'ler arasında gördüğümüz o milli duruşu sergileyebilecek kim varsa, A şahsı, B şahsı, koalisyon hiç beni ilgilendirmiyor. Veya 2003'e kadar olan duruşu sergileyebilecek, bütün insanları kucaklayacak. Antakya, Hatay nasıl biliyor musunuz Emre abi? Ben o kültürde yetiştim. Havra, lise ve cami aynı yerde. Havra'ya giden, camiye ve liseye gidene selam vererek gidiyor. Liseye giden, camiye giden, havraya giden selam veriyor. Müslüman da aynı şekilde. Ve biz böyle büyüdük. Böyle bir ortamda büyüdük. Hoşgörünün zirve yaptığı yer. Muhteşem bir zirve. Türkiye'de böyle bir toprak Türkiye. Anadolu toprağı. Muhteşem bir hoşgörü var. Ama bu hoşgörüyü çok istismar ettiler. Bu, dikkat edin. 17 Kasım'daki terör eylemini Taksim'de kim yaptı? Yabancı bir göçmen yaptı. Bunu korsan taksi şoförü getiren yabancı. Bunu Bulgaristan'a götüren yabancı. Yabancı. Şimdi evet. CIA'nin ve diğer devlet istihbaratlarının kaç hücreyi böyle hazırladıklarını biz bilmiyoruz. Ama biz bu vatanı şehitlerimizin kanlarıyla emanet aldık. Biz bu gelecek kuşağa, biz bu vatanı bölünmüş bir vatan olarak teslim edemeyiz. Öyle bir günaha giremeyiz. Allah korusun. Allah korusun. Öyle bir günaha giremeyiz. Onun için devleti yönetenler iç politikadan, iç vaatlerden önce bence bu durumu dikkate almalarında büyük yarar var. Çünkü torunlarımıza ve gelecek kuşaklara bizim borcumuz var.